yüreğimde sevgi dolup coşmadan. Kandırma gel beni, var gidişine. Yapmacık bakışla gülücük atma, yaralama beni, var gidişim. Benimle ne olur gönül eleme, yaralama beni, var gidişim. Belki bağlanırım bir boşluktayım. Bakarsın severim, yanar her yanım. Yorulmuş bir kuşum bir dal ararım. Yakma yüreğimi, var gidişim. Derya deniz geçtim, liman ararım. Yakma yüreğimi, var gidişim. Yaralı gel onu yorma, başına bin türlü belalar sarma. Zaten felek vurmuş bir de sen vurma. Kaldıramam artık, var gidişim. Zaten şu yüreğim tarumar oldu. Kaldıramam artık, var gidişim. Kaldıramam artık, var gidişim. Yaprak dökümü başladı artık. Güzü erken geldi garip ömrümün. Eski günlerimden eser kalmadı. Kışı erken geldi garip ömrümün. Benim ömrümün, naçar ömrümün. Kışı erken geldi benim ömrümün. Fakir ömrümün, naçar ömrümün.
Hangi derde yanam dert beni açtı. Farkında olmadan yollarım şaştı. Dereler çağladı, denizler taştı. Güzü erken geldi garip ömrümün, benim ömrümün, naçar ömrümün. Güzü erken geldi garip ömrümün, benim ömrümün, fakir ömrümün. Hasan başım çaldım taşlardan taşay. Muhtacım bir lokma ekmeğe açay. Bir kırık sazımla kaldım baş başay. Kışı erken geldi garip ömrümün, benim ömrümün, naçar ömrümün. Selamun aleyküm. Kimsin kardeşim? Teyze nasılsın? Ne var ne yok? Sağ ol, teşekkür ederim. İsim neydi? Siz ne yapıyorsunuz? Çetin Kayalıyım ben. Öyle mi? Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl abim? Köyde yaşamak nasıl bir duygu? Şimdi ben size uzun bir hikaye anlatabilirim aslında ama zamanım kısıtlı, inan ki. Evet. Ben 30 yıldan beridir buraya gelemedim köyüme. Evet. Özlem duygusu, abimin burada olması, annemlerin. Geldim, hem amcam olur hem de kayınpederim olur. Onları götürmeye geldim. Ama köyümüz tabii her taraf bir kısmı yapılmış, bir kısmı yıkılmış. Zor yani, gerçekten zor. Duygulandım yani, çok duygulandım. Mezarlara falan gittik giderken. Şimdi yine cenazemiz geliyor. Başın sağ olsun. Sağ olasın. Köylerden kimse kalmadı. Siz ona Facebook'a falan da koymuyorsunuz değil mi? Yoksa koyacağım. Koyacak mısın? Bizim... Onu da söyleyeyim. Evet. Özlem duygusu o kadar büyük ki... Suyu boşalttım, köyümüzün suyunu alıp götüreceğim İstanbul'a. Peki, teşekkür ettim abim, sağ ol. Abi Mustafa Emen'in oğlu mu? Sen abim buranın muhtarı değil. Evet. Bu köy ona emanet. Aynen. Biz burada yokuz ama o burada. Çok şükür ki sen yapsın, yapacak bir şey yok yani. Muhtarım, köyün sorunları da var mı? Yol sorunu var bir kere. Yani, tabii ki yol sorunu da var. Köy içi park yapmaya çalışıyoruz, yapamıyoruz. Yani sıkıntı var da. Evet. Nasıl halledeceğiz onu bilmiyorum. Hani uğraşıyoruz ama artık ne kadar, ne derecede yapabiliriz onu. Tabii yetkili başımızdaki kaymakam falan onlar. İnşallah bizlerin aracılığıyla duyar. İnşallah sağ olsun, her şey de olabilir. İnşallah yani. Biz de bir aracı olmuş oluruz. Mutlaka. Yani gerçekten de yolları kötü. Köyün içi parkesiz maalesef. Sularımız bu sene şeydi ama pek idare etti yani. Su sıkıntımız vardı ama o kadar değildi. Çevre evet. Köylere nazaran bizimki biraz daha iyiydi. Yani bunu da asgari indirsek en az da gelen arkadaşlar, gelen komşular rahat eder. Peki. Çok teşekkür ederim abi. Sağ ol. Mevlam düşürmesin aşka taşına. Yandım eridim de gönül narına. Sabredeyim neydem gelen yarına. Yollarıma güneş güneş
güneş doğar mı bilme, doğar mı bilme. Yollarıma güneş güneş doğar mı bilme. Nereye gidiyorsun? Gel, nereye gidiyorsun? İstanbul. Bu İstanbul'da ne var ki siz oraya gidiyorsunuz ya? Ne, temizliğini yapıp eyle mi gidiyorsun? Temizliği yapıp eyle mi gidiyorsun? Evet. Doyduğum yere gidiyorum canım. İsim neydi senin teyze? Gülperi Keskin. Gülperi, ha, Gülperi teyze. Bayağı temizlik yapmışsın ha, yorulmuştursun. Sağ ol canım. Hadi kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Kaplaniye aldım çaresizler. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İsim neydi senin? Rukiye Keskin. Rukiye abla, nasıl köyde yaşamak? Bana yaşamak nasıldır? Yaşamak güzel de sularımız az. Az anca. Ondan sonra sokaklarımız çamur. Mecbur gideceğiz. Yollarınız berbat. Yoksa köylerimizden dururuz. Aynen. Yollar bozuk gerçekten. Yollar köy içi de parke falan değil. Yağmur yağdı, sen çıkamıyoruz dışarıya. Aynen. Gurbete İstanbul'a mı gidiyorsunuz? İstanbul'a gideceğim. Bu İstanbul'da ne var, herkes oraya gidiyor? Ama işte köyden yapamıyoruz, yaşlıyız. Sular kesilir. Kışın sular daha zor. Döner. Aynen. Soğuk olur. Kömür odur lazım. Var mı gurbette çocuklar? Var. Hepsi İstanbul'da. İstanbul'dalar. İyi. Peki teyzeciğim. Gel çok, çay iç. Yok, buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öptüm ellerinden. Evet, hadi görüşürüz. Çay hazır yani. Çay. Sağ ol. Muhtarımız hazırladı. Tamam. O da damadım. Teşekkür ederim. Damadın mı? Hı-hı. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Sen de sağ ol. Yine göçeledi de birkaç gurbetçi aldı kara tire yine İstanbul. Yine göçeledi de birkaç gurbetçi aldı kara tire yine İstanbul. Ya kapıcı çöpçü ya da bir hamal, birkaç köle daha geldi İstanbul. Birkaç köle daha geldi İstanbul. Ablam siz de gurbetçisiniz herhalde. Nereye? Yolculuk hangi taraf? Efendim? Yolculuk İstanbul mu? İstanbul. İstanbul. Nasıl köyde yaşamak? Çok güzel. Geldiniz. Çok peki güzel. Dışarıdan geldiniz. Köyün noksanları da var mı yalnız? Efendim? Köyün noksanları var mı? Köyün noksanları tabii ki var. Köyün noksanlarından en büyük noksanlarından birisi yollarının olmaması. Evet, yolları bozuk. Ve çöp gelmemesi. Doğaya gerçekten katliam yapıyoruz. İçimiz acıyor, doğruyu söyleyeyim. Evet. Ve sokak hayvanlarına sahip çıkılmaması. Köylü sahip çıkmasa kimse sahip çıkmıyor. Aynen. Onun için de en büyük sorunumuz yollar. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya Ankara, İzmir, Adana, Mersin, bir iş bulam da kardeş tek kapıcı olsun. Anam babam hele bu köyden kalsın. Ablam sizin isim neydi? Siz herhalde devamlı buranın yerlisisiniz. Evet, buranın yerlisiyiz. Nasıl burada yaşamak? Kışın daha doğrusu biraz... Biraz tabii sıkıntı, o yollarımız yok işte. Yol yok, mahalle maalesef... Biraz dağınık, toparlanmıyor. Taş yapılmamış. Taş yok. İnşallah buradan biz de aracı oluruz da yetkililer görür. Hı-hı. Bir an evvel bir hizmete... Yani... Yollar en büyük sorunu. Aynen, evet, yol yani. Çok bozuk. Ben gerçekten evet. Söylüyorum, bir de çöp sorunu var yani. İnsanlar evet. Gerçekten çöpünü nereye atacağını şaşırıyor. 2023'e gidiyoruz. Evet, ha. Aynen öyle. Ayıp amcamız diyordu 2023'te her şey dört dörtlük, inşallah öyle olur. Tam adamını yakaladım, bak türkü söyleyecek. Evet abim, seni tanıyabilir miyim? Benim adım Mustafa Gür, Almanya'da kalıyorum. 38 senedir. Buraya kesin dönüş mü yaptınız? Yok, buraya işte köyümü. Yazın geliyorsunuz. Yazın geliyorum.
Köyümü özledim. Komşuları özledim. Geldim. Geri gideceksiniz tabii. Almanya'ya mı, İstanbul'a mı? Almanya'ya geri gideceğim. He, iyi. Buradan doğruya Almanya'daki Türklere, köylülere kucak dolusu selamlarımızı götürürsün inşallah. Tabii ki. Peki abim, bize bir türkü söyler misiniz? Sesiniz iyi diyorlar bize. Bir tane söyleyeyim. Bunca hatıralar, bunca maziler, sana kola gelir adam beni öldürür. Feleğin yazdığı bu kara yazılar, sana akola gelir adam beni öldürür, gül yar öldürür. Feleğin yazdığı bu kara yazılar, sana akola gelir adam beni öldürür, gül yar öldürür. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Ağzına sağlık. Hoş geldiniz. Sağ ol. İyi ki geldiniz.